SGK uzmanı İsmail Sevinç, geçmiş olsun, diyerek açıkladı, bunu yapanın maaşından 6 bin Türk lirası kesilecek. SGK uzmanı İsmail Sevinç, tarihlere işaret ederek maaşlardaki 6 bin Türk lirası kesintiyi açıkladı. Milyonlarca emekli %24,73 oranında maaş zammı yapılmıştı. En düşük emekli maaşı ise 12.500 Türk lirası olarak belirlendi pek çok emekli maaşların açlık sınırı karşısında düşük olduğunun altını çiziyor. Bu noktada hükümet tarafında emeklilik için reform paketleri gündeme geliyor. Emeklilik reformuna ilişkin, acı tabloyu SGK uzmanı İsmail Sevinç açıkladı. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkına göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73 oranında maaş zammı yapılmıştı. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden dolayı %19,31 verilmişti. Bazı emeklilerin kök maaşının 8023 Türk lirası ve altında olmasından dolayı maaşları zam ile 10.000 TL'ye gelemiyordu. Bu noktada hükümet en düşük emekli maaşını 12.500 TL'ye getirdi. Maaşların bu noktada 19.000 Türk lirası açlık sınırının altında kalması ana gündemde oldu. Maaşların düşük olması ve adaletsizlikten dert yanan emekliler ise zamdan mutlu olmadı. Hükümet tarafından ise emekli maaşlarına ilişkin yeni reform paketi gündeme geldi. Ekonomik dengeler ve sosyal adaleti sağlama çabasıyla emeklilik yaşının ve maaş formülünün yeniden düzenlenmesi iktidar tarafından gündeme alındı. Reforma ilişkin detaylar ise şekillenmeye başladı. SGK uzmanı İsmail Sevinç reformdaki kara detayı açıkladı. Sevinç, 2008 yılında yapılan reformu aslında doğru yapamamışız. Örneğin siz 2000 yılında emeklilik koşullarını sağladınız ancak bunu unuttunuz. Bugün dilekçe verdiğinizde siz ancak 12500 TL'ye yükseltebiliyorsunuz. O gün dilekçe verseydiniz daha yüksek maaş alacaktınız. Bütün herkesin aylığını hesaplayarak yeniden vermek gerekiyor. Ancak bu şu anki bütçede yapılamaz. Emekli aylıklarında adaletsizliği giderici şeyler yapılabilir ancak yaş ile ilgili bir düşürme olmaz dedi. İsmail Sevinç, emekli olacak kişilere de seslenerek o tarihi işaret etti. Sevinç, 6000 Türk Lirası detayını paylaşırken, 2025 yılında emekli olursanız %30 az maaş alacaksınız. Örneğin 2024 yılında olursanız 20 bin Türk lirası maaş alırken Ocak ayından sonra yapılırsa 14 bin Türk lirası maaş alınacak dedi.